Evet arkadaşlar, bu videomda da size kısaca pantolon beli ve eteklere geniş lastik takımının tarifini vereceğim. Şimdi elimdeki pantolonun bel kısmını şöyle sizlere gösteriyorum. Bakın, ön kısmım arkadan biraz arka geniş. Bunu daha önceki pantolon videolarımda da anlatmıştım. Şimdi önü önle, arkayı arkayla birleştiriyorum. Şimdi bu şekilde. Ben düz kestim. Birazcık üst kısmını belirlemiştim ama size göstermek için şöyle koyacağım. Belinin arka kısmı, bakın, bel arka kısmı önden biraz daha yüksek olur. Yan dikişlerden sonra, yan dikişten, bakın, yan dikişten sonra çok hafif bir şekilde şöyle öne doğru bir kavisle ön kısmını aşağıya doğru indiriyorum. Şimdi benim burada kumaşımı keserken bir de onu göstermiştim daha önceki videolarımda. Kumaş kenarındaki kumaşın kendine ait olan kenar dikiş yerini mutlaka kesmeniz gerekiyor. Bunu da ben şimdi hesaba katarak şöyle biraz daha koyayım. Bakın o yeri şöyle çizgiyle de gösteriyorum. Bakın burayı da alacağım. Bu kısmı da alacağım. Burayı da alacağım ve aşağıya doğru bakın. Şöyle 3 santim çok fazla olmasa da veya biraz daha 4 santim de bunu pantolonlarda düşük bel pantolonlarında da yapabilirsiniz. Daha aşağıda istiyorsanız bakın şöyle. Ben bunu 4 santim kadar aşağıya indirdim. Sizler de daha yüksek istiyorsanız mesela karna kadar yüksek istiyorsanız dahi 2 santim ön tarafını çok az bir yani belirlemek amaçlı belini aşağıya bu şekilde indirebilirsiniz. Arka kısım biraz yüksekte kalacak. Ön kısım şöyle paylı kesiyorum. Bakın biraz pay vereceğim. Evet, şuradan sonra burayı da alacağım. Belimi bu şekilde ön ve arka olarak belirliyorum. Evet, şimdi elime lastiğimi alıyorum. Ben siyah lastik bulamadım ama siyah kullanırsanız da olabilir. Dışarıya bu ara Ramazan'dan dolayı da çıkamıyorum. Şimdi beliniz, bakın beliniz kadar değil. Çünkü bunun bir esneme payı var. Çok aşırı toplanmaması için de belinizden şöyle 4 santim kadar yani belinize koyduğunuzda hafif bir esneme payını bırakarak şöyle belimin kemerimi, lastiğimi bu şekilde ayarlıyorum. Yani belimizden 3 veya 4 santim bir esneme payını hesaba katarak beliniz 75 ise bunu 71 yapabilirsiniz veya 73 yapabilirsiniz. Biraz düşük şu şekilde gösteriyorum. Bakın tekrar belimi buradan tutuyorum. Şöyle belimi tam yerini şöyle koyayım. Tekrar gösteriyorum. Bakın belimi koyuyorum. Şuradan 3-4 santim kadarını bırakıyorum. Ve belime lastiğimi bu şekilde ayarlayacağım. Şimdi kenarından diktikten sonra belimize yerleştireceğim. Şimdi belimizin lastiğini ayarladığım yeri hemen uç kısmını şöyle hemen dikişi koyduktan sonra buraya yerleştireceğiz. Evet, şimdi lastiğimi şu şekilde bakın işaretliyorum. Buraya asılacağım için şöyle şöyle tuttuğumda bakın şöyle tuttuğumda hemen belimin şu kısmına iğneyi yerleştiriyorum. İster sabunla çizebilirsiniz. Esneme payını bırakaraktan. Şimdi bakın tekrar yapıyorum. Şöyle tam orası dikişe denk geldi. Birazcık asılma payıyla nereye yerleştireceğime baktıktan sonra hemen burayı da işaretleyebilirsiniz. Arka ortayı da. Şimdi bunu da şöyle arka ortayı da işaretledikten sonra kemerimin belime şu kısmına hemen yerleştiriyorum. Evet, şimdi dikmiş olduğum lastiğimi işaretlediğim yerlerden şöyle hafif asılarak ilk önce
şöyle yerleştiriyorum. Veya eğer kaydırırsanız hemen makinede şöyle arka kısmınla ön kısmını tutturun. Yerleştiremezseniz o şekilde de yaparsanız, bakın mesela şu kısmını şurayla arka kısmı makinede hemen tutturduğunuzda şöyle o kaydırma olmaz. Aradaki esnemeyi de asılarak dikebilirsiniz makinede. Yani şu kısımları şu şekilde, bakın şöyle alayım. İlk önle arkayı koyduğunuzda makineye oturduğunuz zaman şu şekilde asılarak hafif de lastiğinizi yayarak bu şekilde dikebilirsiniz. Şimdi makineden sülfüle dikişi, bakın normal dikiş değil, sülfüle dikişiyle kenarından lastiğin dikeceğim. Evet, şimdi ekrana yaklaştırıyorum. Bakın şöyle sülfüle yaptım. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde sülfüle yaptım. Evet, şimdi bu sülfülemizi yaptıktan sonra bakın. Şimdi belimize tekrar bu lastiği şu şekilde katlayacağız. Bu şekilde katlayıp buradan normal dikiş. Eğer kumaşınız çok varsa iki katlamak istiyorsanız iki katlayabilirsiniz. Veya biraz daha şöyle dikişten lastiği alt kısımda kalması için şu sülfülenin alt kısmından da yer bırakabilir. Yani kumaşınızın biraz daha lastiği aşağıdan yapıp şu üstte kumaşı biraz 1 santim kumaş bırakıp altta o kumaştan da bu işlemi bu şekilde de yapabilirsiniz. Tekrar anlatıyorum. Bakın ışığımı şöyle açayım. Lastiği ben hemen dipten yaptım. Dipten değil de biraz aşağıdan yapıp yukarıda bir küçük böyle 1 santime yakın, çok fazla değil, bir parça bırakıp döndürdüğünüzde o parçanın üzerinden de dikiş dikebilirsiniz. Bu şekilde çevirip direkt lastiğin sülfüle yaptığınız yerden de buradan bele dikiş atabilirsiniz. Makinede çevirdiğinizde dikerken bakın burayı şöyle elinizle hafif asılıyorsunuz. Bakın şu büzgüyle dikerseniz bu lastik büzgülü bir şekilde dikilmiş olur ve belinize oturmaz. Bunu makinede dikerken böyle elinizle, bakın elinizle iyice asılıyorsunuz ve kenarından o şekilde dikiyorsunuz. Evet, belimize lastiğimizi de diktik. Dediğim gibi döndürdüğünüzde lastiği kumaşla beraber bu şekilde asılarak dikin. Yoksa bu büzgü halinde diktiğiniz zaman beliniz daralır ve belinize oturmaz. Yani lastiği şu şekilde asılıyorsunuz ve bu şekilde dikiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bugün de belimize lastiği nasıl dikebiliriz? Bu videomda da Nur'un Dikiş Evi'nde size bunu göstermeye çalıştım. Nur'un Dikiş Evi'nde kanalımda 300'e aşkın videomla pratik dikiş öğretiyorum. Kanalımdaki bütün videoları görebilmek için videomun altındaki mavi ambleme bastığınızda Nur'un Dikiş Evi diye yazıyor küçük yuvarlak. Sayfam açılıyor ve orada yukarıdaki videolar yazısına bastığınızda bütün videolarımı görebilirsiniz. Eğer dikişe ilk kez başlıyorsanız ve yeni dikiş dikecekseniz kanalımdaki ilk videolarımdan başlayabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook adreslerimden de ulaşarak takıldığınız yerleri, istediğiniz modelleri sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.